Biz çocukken Almanya'yı hep sanayi devi olarak öğrendik. Kitaplarda böyle geçiyordu aslında sadece bizim kitaplarda değil, dünyadaki algısı Almanya'nın bu yönde. Şimdi bugün Almanya'daki sanayi acaba bitiyor mu? Çünkü sanayisizleşme terimini kullandığını gördüm bir profesörün. O profesörün yorumlarını size aktaracağım. E, profesörümüz Düsseldorf'ta e, kaşındı. Düsseldorf'ta üniversitede ekonomi profesörü olarak çalışıyor. Züde ismi. Evet çok garip geldi bana da. Hani çok kimden bazen diyorsunuz ya kimden okuyorsun falan filan. Bunu, bu haberi sanayi ve işten çıkarmaları bu profesörümüze yorumlatmışlar. Onun yorumlarını buldum, okudum. E, merak ediyorsanız araştır Kendinize bakabilirsiniz. Arkadaşlar şimdi eee Önce otu sanayinde bu Volkswagen işten çıkarmalarını da bahsettik. Oralara girmiyorum. Buna ek olarak bu otomobillere tedarik yani otomobil değil, tedarikçisi firmalardan kısaltılmışı ZF diye bir firma. ZF Group veya ZF AG diye de geçiyor. Ee, bunlar 14 bin kişiyi işten çıkaracaklarını açıkladılar. Planlamıyorlar. Kesin yani 14 bin 14 bin kişi işten çıkarılacak ama 2028 yılında bu işten çıkarmalar bitecek dediler yani kademeli olarak çıkartıyorlar şimdi bu bu oto um, yani bu tedarikçi çok um, büyük firmalarla çalışıyor Audi ile çalışıyor Volkswagen'la çalışıyor Rolls roycela çalışıyor. Audi ile çalışıyor yani baya meşhur firmalarla en az 20 tane firma okudum ama şimdi aklımda kalmadı çok önemli bir tedarikçi bunun işten çıkarmalarını ve Michelin fabrikası var biliyorsunuz ben çocukken de çok reklamları çıkardı tekerlek üreticisi restoran olan değil. Bu tekerlek üreticisi Fransız firma. Bu Fransız firma da 2025 yılında Almanya'da fabrikasını kapatacağını söyledi. Bu sanayideki e, yaşananları bizim bu profesörümüze yorumlatıyorlar. Şimdi profesör, ekonomik profesörü Adam Düsseldorf'ta Alman dediği şu. E, biz diyor aslında sadece otosanayi haberlerini duyuyoruz ama bu diyor e, ilaç sanayinde de şu an yaşanıyor. İlaç sanayisinde, sanayisinde ve e, bir sanayiden daha bahsetti şu an aklıma gelmedi. Aklıma gelirse söyleyeceğim. E, hepsinde yaşanıyor ve biz diyor şu an aslında işten çıkarma görmüyoruz. Biz a makina sanayisi aklıma geldi. Bak bir de diyor makina üretim sanayisinde yaşanıyor. Biz diyor aslında şu an işten çıkarma gibi duyuyoruz bu haberleri ama aslında diyor şu an olan e, benim gözlemlediğim sanayisizleşme sürecini yaşıyoruz. Bunun başlangıcındayız diyor. Ve şöyle bir e, prodüksiyon e, prognoz yapıyor yani gelecekte şu şekilde olacak bana göre diyor kendi çıkarımını anlatmış sanayi e, sanayisizleşmeyi yaşarsak e, bu dallarda işlerini kaybeden insanlar başka dallarda çalışmak zorunda kalacaklar burada bir örnek vermiş diyor ki makina ilaç ve oto sanayi de çalışan insanlar genelde hizmet sektörü, devlet kurumlarında çalışan ve sağlık kurumlarında çalışanlardan daha fazla maaş kazanırlar. Yalnız diyor biz burada sanayisizleşme yaşadığımız için bu sektörlerde bu işte araba, makina, ilaç sektöründe işini kaybeden insanlar gelecekte daha az paraya farklı sektörlerde çalışmak zorunda kalacaklar diyor her zaman oto sanayi, oto sanayi, makine sanayi, ilaç sanayisinde kazançlar dünyada da diğer meslek gruplarına göre daha yüksektir. Bu normal diyor ama biz sanayisizleşme sürecini yaşadığımız için bir daha bu insanlar büyük ihtimal veya uzunca bir süre bu alanlarda iş bulamayabilir. Biz de bunu diyor halk üstünde. Halk üstünde negatif ekonomik ve sosyolojik olarak baskısını yaşayacağız diyor. E, ondan sonra bu arada Fransız firmasının e, bu Michelin tekerlekleri üretenin 2025 yılında fabrika kapatma sebebi de arkadaşlar şu e, Michelin fabrikası diyor ki yurt dışında başka ülkeler var daha ucuz üretimin yapılabildiği ve biz kendi şeylerimizle rakiplerimizle yarışamıyoruz çünkü burada enerji masrafları çok yüksek olduğu için maliyetimiz çok yüksek diyor. Şimdi savaştan sonra zaten arkadaşlar bir kere hani kaloriferi falan söylemiyorum. Elektriğe falan zaten bir zam geldi. Elektriğe zam gel geldikten sonra elektrikle yapılan her şey yani en basit işte fırınlardaki ekmek fiyatları bile uçtu gitti yani anlatabiliyor muyum? bu büyük firmalar tabii ki bunun yaşamaları çok da sürpriz değil yani bu enerji masrafının bir an önce inmesi lazım ama biliyorsunuz malum savaş var. Şimdi profesöre şey diyorlar sadece diyorlar hani bu enerji olayı mı enerjinin pahalı olması mı problem niye firmalar çekip gidiyor? Yu da yorumlatıyorlar şey diyor kendisi. Birincisi diyor Çin devletten çok fazla destek alıyor. Çin e, bu sanayideki şeylere e, devlet olarak çok diyor yardım ediyor ve buradaki firmalar dolayısıyla hani Çin'le de yarışamıyorlar. Böyle de bir problemimiz var. Ayrıca diyor demografik demografik yapı daha e, negatif eee Almanya ayrılıyor diyor ikincisi dört tane daha sebep saymış teknolojide geride kaldık dijitalleşmede geride kaldık bunları zaten her videoda ben de söylüyorum bürokrasi çok kötü diyor bunu da zaten hayatın her alanında yaşıyoruz biliyorsunuz bir de dördüncü sebep neydi onu unuttum ama işte genel olarak abimiz bunları saymış ve şey de diyor şimdi bu sanayi gruplarında e, işten çıkarmalar olacak ama başka işte mesela diyelim bu e, 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 hizmet sektöründe falan ve devlet kurumlarında diyor açık hani e, insan açığı var dolayısıyla bu burada işini kaybedenler bu tarafa başka bir sektöre geçtiğinde biz belki çal Almanya'da çalışan sayısında hiçbir değişme görmeyebiliriz bu da pozitif yansıyabilir diyor. Yani hani burada işini kaybedenler daha az paraya bu tarafa geçecek. Ama kağıt üstünde işsizlik belki çok artmayacağı için bu yine de diyor pozitif e, yorumlanabilir diyor. Abimizin yorumu buydu. E, bir de işte bu firmaların yani bu işten çıkaran e, Volkswagen gibi işte sonra bu araba tedarikçisi TTF firmasının o da Zahnrad Fabrik Friedrichs Friedrichshafen, Friedrichshain. Öyle bir açılım olması lazım o firmanın. Bence diyor biz bunların işten çıkarmalarını görüyoruz. Sonra bunların kendi ortak e, çalıştığı firmaları da duyacağız diyor. Şu an medyada yer almıyorlar. Daha sonra olay kobilere kadar gidecek diyor yani. Küçük ölçekli e, e, firmalara kadar diyelim. E, sonuçta abimiz Hmm, önümüzdeki bir sene için o bayağı negatif bir resim çizmiş. Ee, şimdi ben bu videoda çekerken videoyu şey kamerayı çok ağzıma sokuyorum arkadaşlar. İki sebebi var. Ee, birincisi e, güzel gözlerimi görün diye dermişim. <laughs> Alakası yok. <laughs> arkadaşlar ben mikrofonsuz çekiyorum. Ee, bu mikrofon bağla Ondan sonra mikrofonla çekim yap onu bilgisayara aktar. Sonra sesi aldı almadı sesle görüntü aynı anda koordine oldu olmadı benim bunlarla açıkçası uğraşacak hiç vaktim yok. Vakit nakittir insan yaşlandıkça sonuçta yaşlanıyoruz yani insan yaşlandıkça vaktin ne kadar değerli bir şey olduğunu anlıyor. Ben bu bilgiyi alıyorum zaten sizin için. Bu Almanya'da yaşayan biri olarak çok da böyle akademik makale okumak zorundayım işte neyse o aralarda böyle kendi kafamda da bir yapıya koyup aktarmak istiyorum yani çok hızlı bir şekilde bunu yap yapabilmek istiyorum. Dolayısıyla kamerayı böyle ağzıma tuttuğumda benim hem bağırma yani bağırmam gerekmiyor. Hem de dediğim gibi mikrofon olmasa da sesimi çok net bir şekilde alabiliyorsunuz. Bir de ben böyle normal Sonda anlatmak istiyorum yani kamera uzakta durunca biraz bağırmam gerekiyor sebebi bu. Bakın arkada kaktüslerim de var bunlar bu arada hastalandılar beyaz beyaz bir şeyler çıkarmaya başladılar. Şu arkadaki ölüyor. İnşallah diğerleri ölmez şu an yeşiller ama kurtarın diye tahmin ediyorum. Ee, buydu. Ee, yani eğer dışarıdan geliyorsanız abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere bay bay.